İzlediniz efendim bu saat dilimine kadar. İsrail işte hem Gazze'den hem Batı Şeria'da katliamlar yapıyor, yıkımlar gerçekleştiriyor, işgali sürdürüyor. Aynı zamanda şimdi zaman zaman Suriye'yi bombalıyor, Lübnan'a hedef aldı, Lübnan'da katliamlara imza atıyor ve açık söylemek gerekirse bu teopolitik yayılmacı işgal anlayışıyla bölgeyi bir adlev topuna çevirme durumu söz konusu. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk evinde çok kritik bir ismi misafir etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Han'la bir araya geldi Erdoğan. Aslına bakarsanız Erdoğan'ın verdiği poz Naziyahu rejimine karşı köprüden önce son çıkış pozuydu. Zira eğer hukuk yoluyla bu vahşet engellenmezse bölge bir kan ve kaos sarmalına doğru sürükleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evindeki dikkat çeken görüşmelerinden birisi Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Hanlı olandı. Zira Türkiye, İsrail katliamlarına karşı uluslararası hukuk zemininde büyük bir mücadele içerisinde. Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını Gazze kasabı olarak tarihe utançla yazdırmıştır. Türkiye uluslararası ceza mahkemesine İsrail katliamlarını ortaya koyan kanıtları teslim etmiş, adalet divanındaki yargılamaya taraf olmuş, İsrail'den hukuk önünde hesap sorulması için vicdanıyla hareket eden ülkeler arasında saf tutmuştu. Erdoğan başsavcı Hana da Türkiye'nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini belirtti. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir. Erdoğan'ın Han'la görüşmesi aynı zamanda bir meydan okuma ve mesaj da içeriyor. Zira Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı talep etti. Sürecin yavaş işletilmesi sebebiyle talebini yineledi. Ancak kararı verecek hakimlerin de Amerika Birleşik Devletleri tarafından tehdit edildiği biliniyor. Hatta sırtını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslayan Netanyahu ise başsavcıyı dikkat etsin o her yere seyahat edemeyecek diyerek tehdit etmiş, Mossad operasyonları imasında bulunmuştu. Bu yüzden Erdoğan'ın başsavcıyla görüşmesi aynı zamanda bu tür tehditlere karşı da bir mesaj. Zira Erdoğan, İsrail'in hukuk zemininde uluslararası sistem eliyle durdurulmasını istiyor. İsrail, soykırım sözleşmesindeki yükümlülüklerini ihlalden uluslararası adalet divanı önünde yargılanmaktadır. Ancak alınan ihtiyati tedbir kararına rağmen İsrail yönetimi kadın çocuk demeden kardeşlerimizi öldürmeyi, gıda sırası beklerken sivilleri katletmeyi sürdürmektedir. Çünkü Gazze dünya gündeminden düşüyor. Herkes şimdi Lübnan'ı konuşuyor. İsrail Filistin'den sonra Lübnan'da katliam yapıyor. Lübnan yeni Gazze mi olacak? Gazze, Lübnan, Suriye derken sırada hangi ülke var sorusu soruluyor. Türk evindeki ham buluşmasıyla Erdoğan, bölgeyi büyük bir savaşa sürükleme peşindeki Netanyahu yönetiminin daha fazla kan dökülmeden durdurulması için köprüden önceki son çıkışı işaret ediyor.